dua sevgiliye arz edilmiş bir mektup gibidir. Zarfın içerisine tüm samimiyetini, yüreğini koyanın, Yüce Mevla tarafından duası kabul edilir, umulur. Dualarınız ruhunuzu ruhsal enerjiye açacak, çevreniz ruhunuzdan aydınlanacaktır. Kum tanesi adetince günahımız olabilir. Yaradan'ın sonsuz kudret ve keremi vardır. Yeter ki sen aczini, pişmanlığını ona dua ile arz et. Uygulama sırasında arka planda, düşük frekansta, Arşul Rahman'ın altındaki hazineden yani cennet hazinesinden indirilmiş olan Amener Resulü ayeti size eşlik edecektir. En az 21 gün dinlemenizi öneririm. Hazırsanız başlayalım. Vücudunda istemsizce kastığın bölgeleri yavaşça gevşet. Sadece ama sadece benim sesime ve sözlerime odaklan. Tekrar etmene gerek yok. Ya Rabbi, sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak ve senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle. Onun hürmetine duamı kabul et. Şimdi hay sesiyle derin bir nefes al. Ve nefesini tut. Hu sesiyle nefesini yavaşça bırak. Nefesini verirken nefesinle birlikte tüm olumsuzlukların vücudundan silinip gittiğini hisset. Bu Allah'ın sana verdiği nefesin doğal halidir. Doğal nefes, olumsuz ve negatif düşünce kalıplarını tamamen ortadan kaldırıyor. Nefes alışverişini dinlerken daha da sakinleştiğini ve dinginleştiğini hissedebilirsin. Çünkü nefes tekamül etmenin ve gelişmenin tek yoludur. Aldığım her nefes Yaradan'ın şafi esmasıyla bedenimi şifalandırıyor. Her derin nefes alışverişinde vücudunun yavaş yavaş rahatladığını hissediyorsun. Baştan aşağı tüm vücuduna yayılan çok hoş bir rahatlama hissi. Aklına gelen her güzel şeyi duaya döküyorsun. Niyet olur, nasip olur, yol olur, hal olur. Yağmur gibi yağarsa başına bela, bil ki dua istiyor senden Mevla. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi. Sen bunu biliyorsun. Ve şimdi sen dua ediyorsun. Ağızdan değil, yürekten istiyorsun. İstediğini iletiyorsun Mevla'ya. Ey güzel insan, Allah gönlünü yatıştırsın ve seni huzura kavuştursun. Hayatın sürekli bir dua oluyor. Aralıksız duayı öğreniyorsun. Her düşüncen, sözün, işin bir övgü ve bir şükür duası oluyor. Dua Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de ömür de hoştur. Hüzünlerimi hayra çeviren Allah'ım,
dilimi duasız, gönlümü sensiz bırakmadığın için şükürler olsun. Unutma, hiçbir mesafe duanın ulaşamayacağı kadar uzak değildir. Dert etme, dua et. Çünkü zamanla değil, duayla gelir beklenen. Ya Rabbi, kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar dalalete, sapıklığa meylettirme. Belaları benden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey duam, aklımın, kalbimin yaralı yerlerine iyi gelen tek merhem sensin. Sübhanallah, elhamdülillah. Artık her yerde Yaradan'ın elini görüyorsun ve senin her yerde yardımına koşuyor ve gördüğün her şey için şükrediyorsun. En iyiyi görmek için bakıyorsun ve en iyiyi görüyorsun. En iyiyi umuyor, böylece en iyiyi cezbediyorsun. Bunu yapıyorsun, hep biliyorsun ki bulmadan önce aramak, verilmeden önce dilemek, açılmadan önce kapıyı çalmak gerek. Özlemin o kadar büyük ki, bu nedenle cevap da o kadar çabuk geliyor Yaradan'dan. Bazen olmadı diye sızlandığın duaya, gün gelir olmadı diye şükredersin. Allah'ım, seni seveni sevdir bana, senin sevdiğinin sevgisini nasip et bana. Ey Rabbim, beni bana nasip etmeyeceğin hoş bir hayalin peşine de düşürme. Ya Rabbi, bizim halimize bakarak muamele etme, kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle. Sustum, birikti yanaklarıma alfabe. Ya İlahe, Ya Rab, sükutumu en güzel duam eyle. Yeter ki yüreğinden gelsin sesler, çünkü Allah her duayı dinler. Sözlerin hakimi ve sultanı olan Allah'ım. Ey ihsanı çok olan Rabbim, cefa içinde geçip giden ömre merhamet et. Ya Rabbi, uyandırdığın her güne, verdiğin her nefese elhamdülillah. Hüzünlerimi hayra çeviren Allah'ım, gönlüm kırık huzuruna geldim. Biliyorum ki merhamet ve ihsanın gönlü kırık kişiye doğru uçar gider. Rabbim, haddini aşan duygulardan ve gece olunca çöken hüzünlerden sana sığınırım. Bu sığınmam neticesinde anlıyorum ki göğsüme saplanan sıkıntının ağlamakla değil dua ile geçeceğini öğreniyorum. Allah'ım, sen beni senden başkasına muhtaç eyleme. İşlerimi rast eyle, kazandıklarımı bereketli kıl. Ey hay ebedi diri olan Allah'ım, talebime ve duama kerem ettin, çünkü sen kerem sahibisin. Ey mahlukatın, yaratıkların, canlıların ihtiyacını gideren Rabbim, sen varken hiçbir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak layık değildir. Biliyorum ki dua kapı çalmaktır, gerisine karışmak haddi aşmaktır. Ya Rabbi, ruhumda bir ilim katresi var. İlahi, onu heva rüzgarıyla ten toprağından muhafaza eyle.
Rabbim, beni sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimle imtihan etme. Ey affetmeyi seven Rabbim, beni affeyle, isyan derdime çare eyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, beni hidayete çıkar. Elbette derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor, sevilen çekmesin de neylesin. Ya Rabbi, kabul olmuş bir dua serinliği ver yüreğime. Gönlün kırıldıysa korkma, tabip Allah, sen ayağa kalk ve de ki Bismillah. Ve ben her şeyimi Rabbime bıraktım. Allah'ım, ben hal dilimle elimden geleni yaptım, elimden gelmeyenler için kal dilimle ellerimi sana açtım. Benim hakkımda hayırlıysa dualarımı kabul eyle Rabbim. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, kaybı da görünen alemi de bilen Allah'ım. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Dualarımı kabul et ya Rab. Çünkü sen bana yetersin. Senden başka ilah yoktur. Ben ancak sana tevekkül ettim. Sen yüce arşın sahibisin ya Rab. Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katında bana yardımcı bir kuvvet ver. Hamd, gerçek hükümdar olan Allah'ım sana mahsustur. Güzel isimlerinin ilmiyle çöz Allah'ım. Üzerimdeki tüm olumsuz etkileri yok eyle ve beni arındır. Duası kabul olmuş ve arınmış kalbi mutmain bir kul olarak huzurla Yaradan'a teslim oluyorsun. Tüm bedenin rahatlıyor ve huzuru tüm bedeninde hissediyorsun. Duası kabul olmuş ve arınmış kalbi mutmain bir kul olarak huzurla Yaradan'a teslim oluyorsun. İçindeki huzurla Yaradan'a teslim oluyorsun. Tüm bedeni rahatlıyor ve sen de yaşıyorsun. Sahip olduklarını düşünmeye şükrediyorsun. Artık gözlerini açabilirsin. Değerli dostlar, istek ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve beğendiğiniz videolara like atarsanız daha çok kişinin istifade etmesine vesile olursunuz. Allah'ım selam ve mağfireti üzerinize olsun. Hoşça kalın, selametle kalın sevgili dostlar.